Herkese merhaba. Şahane bir video ile sizlerleyiz. Ben Erkan Kandemir. Analize başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Babil 5. bölüm analizi ile beraberiz. Dizimiz yavaş yavaş yerine oturuyor. Reytingler üst sıralara tırmanıyor. Analizimize geçersek nihayet İlay Eda buluşması gerçekleşti. İlay ölecek mi? Hepsi analizimizde. Sonuna kadar izlerseniz memnun oluruz. İlay Eda buluşması gerçekleşti demiştik. Soğuk rüzgarların estiği buluşmada aslında geçmişte Eda'nın bu ayrılığı gerçek sebebi olduğu ortaya çıktı. Ama konu henüz net değil. Ponzi sistemine gelirsek İrfan ve Egemen'in kurduğu sisteme İlay da ortak oldu. Ama bence bu ortaklık hem İlay cephesine hem de İrfan cephesine olumsuz karşılıklar olacak. Peki önümüzdeki bölümde ne olacak? Hep beraber bakalım. Kudret'in büyük planı ev havaya uçtu. İlay kurtulacak mı? Bence İlay ağır yaralandı. İrfan ana yetişecektir. İlay'ın öleceğini sanmıyorum. Henüz çok erken. İşin aslı Süleyman, İrfan'ın orada ne işi olduğunu sorması olacaktır. Bunun açıklaması İrfan nasıl yapacak? Bu olay Süleyman'ın İrfan'dan şüphelenmesine neden olacak arkadaşlar. İrfan'ın İlay ile geçmişte olay ilişkisini Kudret öğrenecektir. Tabii hemen değil. Bunun içinde zaman gerek, yani anlayacağınız, daha önce de söylemiştik. Her konusunda yeni bir senaryo çıkacak bir dizi. Egemen'e gelirsek Deniz'in babası olması ve Eda'dan da vazgeçmemesi olayı uzun vadede Egemen İrfan arasında düşmanlığa ulaşacak bir yere gelecektir. Ve Egemen Süleyman uzun vadede İrfan'a karşı birleşecektir. Yanlarında da olabilir. Bu arada Eda'nın ablasına söylediklerini eniştesi duydu. Bu da İrfan'a ulaşır mı diye düşünüyorum. Bence olacaktır ama o da hemen değil ve Ayşe belliydi. İrfan'ın şirketine geçeceğini Eda Süleyman'a karşı birleşecektir. Ve bence Ayşe'nin gerçek niyeti başka sanırım. Onun Süleyman ile bir sıkıntısı var, geçmiş ile ilgili. Muhtemelen babasıyla ilgili olmalı. O da Süleyman'dan intikam almanın peşinde. Evet arkadaşlar, analizimiz şimdilik bu kadar. Yeni fragman yayınında size daha geniş bir analiz ile yapacağım ve beraber de olacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Beğeni ve abone, hatta bildirim açarak haberde olabilirsiniz. Şimdi de teşekkür ederim.